hocamdan, Nurhan Karadağ'dan öğrendiğim en önemli şey bu işin aşkla yapıldığıydı. Ve bir düş peşinde olduğumuzdu. Ve ben bütün öğrencilerime her zaman aşk ve rüyayı kaybetmeyin diyorum. Bunların da gönlüne bunu atabildiysem ne kadar mutlu bana. Sanırım barut fıçısı ateşlendi ve o aşk yandı hepsinde. Ama çok çok tabii ki bu aşkın ve ateşin ana sahibi olan, bizim akademimizi kuran ve her rüyasına bir aşkla koşan sevgili arkadaşım Tümay Zokur'a çok teşekkür ederim. Öğlenin bir vakti bizimle burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Birilerine aşırı baskı uyguladım. Uykusuz buralara hadi geliyorsun değil mi falan diye. Silahlayadım, ne gerekiyorsa yaptım. Ama yüreklerinizle, bizim yüreğimizle buluşturdunuz ve buraya geldiniz her şeye rağmen. Bu yolculuğun buraya geleceğini asla ve kata tahmin etmiyordum. Çocuğu elimize verdiler. biz ilk başladığında dedik ki evet bir tiyatro kuralım, bize yakışır. Madem akademiyi kurduk, bir de tiyatromuz olsun. Başlangıçta bu bir hayaldi. Sonra bu yürekler birleşti. Kendilerince böyle retro falan yapmaya başladılar. Sonra dediler ki oyun çıktı. Nasıl yani? Bir gün indim aşağıya, gerçekten adamlar oyunu çıkarmışlar, oynuyorlar falan. Sonra dediler ki bunun salon lazım. Ben menajerim arkadaşım, görüşürüz. Ben bilmiyorum, anlamam. İşte öncesinde müracaat ediyor falan filan. Sonra bir gün otururken can kurtaranımız Ferhat Yılmaz dedi ki ben yardımcı olurum, lütfen buraya gelsin. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Mor'un ismini bilmiyorum. Ama bir sırrı var Ferhat. Söylemeyeceğim onu kimseye. Canlı yayın yaparken hepinize müjdem olsun. Işılıca söyledik. İkinci oyunu söz veriyorum. Ben yöneteceğim. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Senelerce tiyatro emek vermiş biri olarak, bir doğayan bir usta olarak beni yıldırları sahneye almak istiyorum. Bizi yalnız bırakmayan Bebek Maya'ya teşekkür ediyoruz kahveleri ve çikolatalarıyla ve güzel Esra Akyüz'ü de buraya almak istiyoruz.